bir dininiz var diye bir ahlakınız garanti değilmiş. Böyle değil. Her şey tercihinizle başlıyor ve bitiyor. Her şey tercihinizle. Tercih yeteneğini, yetkisini ve yetisini veren Allah'a hamdolsun. Ama kullanmayan insana ne olsun? Veil olsun. Öyle diyor zaten. Öyle diyor. Mübarek Kur'an da öyle diyor. Evet, veil olsun. Onun için çok ilginç. Veylülil musallin nedir ya? Veil olsun salat edenlere, namaz kılanlara. Peki kim bunlar? Eraitellezî yukezibüddîn. Dinsizler. Dini yalanlayan dinsizdir. Dinsizin namazı. Nasıl buldunuz? Evet. Dinsizin namazı. Nasıl buldunuz? Peki namaz ölçü olabilir mi bu durumda? Namaz kılıyor, ahlaklıdır. Namaz kılıyor, o yapmaz. Alnı secdelidir, o çalmaz. Alnı secdelidir, o zulmetmez. Aynı da alnı secdelidir, o söz verdiğimi tutar. Alnı secdelidir, o hakka riayet eder diyebiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz dostlar? Diyemiyoruz. Hatta tersi oluyor. Tersi oluyor. Tersini yapmaması için de bir gerekçe yok. Çünkü hadis var yahu, hadis var. Allah Resulü'nün diline nasıl kıydınız da koydunuz? O mübarek insana bu zulmü nasıl ettiniz? Bu iftirayı nasıl yapıştırdınız? Kur'an ağzına kadar salat eleştirisiyle doluyken, bir sure salat eleştirisi için gelmişken, hiç şüphesiz namaz insanı kötülüklerden alıkoyar, alıkoymalıdır anlamında anlayacaksınız derken, siz nasıl olur da salat, iki salat kendi arasında yapılan her şeye kefaret. Haydi!